Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Çünkü konumuz gerçekten çok önemli. Konuğumuz da bu önemli konunun erbabı diyoruz. Evet, Özgüven Gayrimenkul'den Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arif Potak bizimle olacak. Hoş geldiniz Arif Bey. Hoş bulduk. Öncelikle Arif Potak kimdir? Tanıyabilir miyiz, tanıştırabilir miyiz izleyicilerimizle? Tabii ki. Buyurun. 1969 İstanbul doğumluyum. Sektörümü, emlak sektörünü çok seviyorum. Daha öncesinde havacılık sektöründe deneyimli personel olarak, yönetici ve idareci personel olarak görev yaptım. Çorlu Havalimanı'nda, Atatürk Havalimanı'nda, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevlerde bulundum. Fiili hizmet dönemimi tamamladıktan sonra firmadan onay alarak ayrıldım ve gayrimenkul sektörüne girmeye karar verdim ve birinci merkez ofisi olarak Özgüven Gayrimenkul'ü açtım. İşimi çok seviyorum. Severek yaptığım için de mutluyum. Arsada ve tarlalarda dolaşmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Tekirdağ doğumluyum. Kapaklı'da merkez ofisimi açtım ve inşallah güzel bir yol alacağız. Hep birlikte durum bu. Harika diyoruz. Çok da güzel özetlediniz. En önemlisi de şu an itibariyle yapmış olduğunuz işi severek yapmanız diyoruz. Ne de güzel özetlediniz. Tarlalarda dolaşmak çok güzel dediniz. Evet, ülkemizin her tarafı çok güzel. Ülkemiz bambaşka güzelliklere sahip. Ama içinde bulunmuş olduğu durumla da alakalı bir şeyler söylemek istiyorsunuz gibi bir duruşunuz var. Gerçekten çok hassas bir dönemdeyiz şu anda. Ülke olarak, bölge olarak, bölgeler olarak Türkiye'miz bir bütün. Lazı'yla, Çerkezi'yle, Güneydoğu'suyla, Doğu Anadolu'suyla, İç Anadolu'suyla, özellikle Anadolu'muzdan, kültürümüzden hep birlikte, hep iç içe buradan tüm insanlığı birbirlerine daha fazla destek, daha fazla bilgi akışı sağlamak amacıyla herkesi kardeşliğe davet ediyorum. Ayrıca bu ülkede şu anda hassas bölgelerde görev yapan polisimize, askerimize, devlet görevlilerine başarılar diliyorum. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde el ele, kol kola, refaha ulaşacak. Temennimiz bu yönde. Temennilerinizi biz de can yürekten destekliyoruz. Diliyoruz ki çok kısa bir süreç içerisinde bunu da atlatacaktır ülkemiz. İnşallah. Evet, Özgüven Gayrimenkul'e dönelim diyorum. Şirket daha çok hangi kesime hitap etmekte? Arsa, tarla yatırımcısına hangi bölgelerden alış ve satış tavsiyelerinde bulunmaktasınız? Şirketimiz 3 yıllık bir şirket. 3 yıl gibi kısa bir zamanda 4 şubesiyle birlikte çok iyi bir şekilde yatırımcısına doğru yerleri göstererek kazandıran bir şirket. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışma Tekirdağ, Kapaklı, Çerkezköy, Saray ve Vize bölgelerine oldu. Bu bölgelerde en çok kazandıran yer özellikle Tekirdağ, Kapaklı, Büyük Yoncalı, Bahçeağıl, Yanıkağıl. İkinci pilot bölgemiz Saray. Şu anda gerçekten altyapı çalışmaları devam ediyor Saray'da. Bu çalışmalar bittiğinde
sarayda bugün yatırım yapacak olan, arsa ve tarla yatırımı yapacak olan yatırımcılarımız kesinlikle çok büyük derecede %300'lere, %400'lere, bakın altını çizerek söylüyorum, kazandıracak bir bölge saray. Kapaklı, niçin kapaklı? Evet. İmarlı ve ifrazlı arsalar bugün %35 ve %40 karşılığında müteahhitle anlaşma yapabiliyorsunuz. 300 metrekare bir arsası olanın şu anda Kapaklı'da 3 tane dairesi var demektir. 8 daire yapılan bir yer olduğundan dolayı 3 daire sahibi oluyorlar. Bunun arsaya nasıl sahip olacaklar? Daha önceden almış olabilirler uygun fiyatlarla. Evet. 40 bin lira, 50 bin lirası olup da arsa alanlar şu anda 3 daire sahibi oldular. Bu dairelerin değerleri şu anda 130-140 bin lira bir daire Kapaklı'da. Bunu eşdeğer koyduğumuzda yatırımlarının boş olmadığını, 300-3-4 katına çıktığını görebiliyoruz. Evet. Yine aynı şekilde bizim önerimiz saymış olduğum bölgelerden özellikle Büyük Yoncalı, Bahçeağıl, Kapaklı, Yanıkağıl, saray ve köyleri, bunların altını çiziyorum, alınacak bir arsa veya bir tarla bugün 5 yaşında olan bir çocuğumuzun 18 yaşına geldiği zaman geleceğini kat kat garanti altına alacağına inandığım için Kapaklı. Sanayicimizin ve iş adamlarımızın bizlere gelerek, bizlerin burada fabrikaları var, işçilerimize ev temin etmek istiyoruz, kendilerine kooperatif yapmak istiyoruz gibi kooperatif arsa talepleri var ki Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde şu anda 1500 tane fabrikamız çalışmakta. O yüzden 35 bin nüfusa sahip olan Kapaklı'mız son 3 yıl içerisinde 97 bin nüfusa sahip oldu. Evet. 100 bini geçmek üzereyiz. İşçilerimiz bir an önce evlerine ulaşıp dinlenmek için organize sanayi bölgesine yakın olan bölgeyi seçtiler. Bu da 1 kilometre mesafeyle Kapaklı. Bu yüzden Kapaklı. Evet. Öyleyse Kapaklı şu an itibariyle hali hazırda, halen daha gelişmekte ve gelecek vaat etmekte diyoruz. Kesinlikle doğru. Bugün Kapaklı'dan alınacak bir arsa çocuklarımızın geleceğidir. Evet. Yatırım için birinci bölgemizdir. Diğer bölgelerde beklemek, 2-3 yıl beklemek gerekiyor. Beklendiği takdirde refaha ulaşacaktır. Kapaklı'ya yakın bir bölge, Pınarça bölgemiz var. Kapaklı ile birleşmek üzere, Büyük Yoncalı birleşmek üzere iki bölge ağırlıktadır. Evet. Peki, öyle söyleyelim. Küçük yatırımcımıza hitap ediyoruz özellikle. Bizim yatırımcımız küçük yatırımcı, büyük yatırımcı değil. İşçi kesimine hitap ediyoruz. 50 binden 150 bin liraya kadar yatırımcılarımızı çok seviyoruz. Çünkü onlar bizim baş tacımız. Onlar bizim firmalarımızı ayakta tutanlar insanlar. Gerçekten emeklerinin ve alın terlerinin karşılığını arsada ve toprakta da ben veriyorum. Esnaf arkadaşlarım da veriyorlar, kazanıyorlar. Hepsine başarılı çalışmalar diliyorum. İnşallah daha güzel çalışmalar yaparlar. Daha ikinci, üçüncü yerlerini alırlar. İnşallah diyoruz biz de gerçekten de. Bu konuda size katılıyoruz. Peki aynı şeyleri Tekirdağ Saray içinde söyleyebilir misiniz? Saray tamamen yatırımlık bir bölge ve patlamaya hazır bir bölge. Saray Kapaklı'dan daha eski bir ilçe. İlginç olanı Saray niçin gelişmiyor? Evet, neden? 37 bin nüfusta kalmış. Neden? Bunu da devlet büyüklerine sormamız gerekiyor.
Soru işareti. Öyleyse onun için de inşallah size söz veriyoruz. Bir program hazırlayacağız diyoruz. Ve i̇nşallah. Saray neden gelişmiyor bunu soracağız diyoruz. Öğreneceğiz cevabını da diyoruz. Çünkü merak edilmekte. Gerçekten saray, merak edilmekte. Son 20 yılda beklenen bir gelişimi sağlayamadı ama son bir yılda şu anda yatırımcının göz bebeği olan bir bölge haline geldi. Çünkü herkesin bir beklentisi var. Lütfen sarayla adına yakışır bir şekilde o hale getirmek için ilgilenelim. Evet. İlgilenilmesi gerekiyor. Haklısınız. Bu konuda gerçekten biz de hak veriyoruz size. Tekirdağ, Kapaklı ve Saray, Çorlu, Çerkezköy tapu müdürlükleriyle ilgili sıkıntılar var mı? Böyle bir sıkıntıyı dile getirmek ister misiniz? Şimdi güzel bir soru sordunuz aslında. Bu soruyu ben pek beklemiyordum ama siz de demek ki çalışarak gelmişsiniz. Tabii ki sıkıntının olmadığı bir yerde işler hep düzgün gidiyor demektir. Devamlı düzgün giden bir işte de benim bakış açıma göre bir problem var demektir. Evet. Dolayısıyla sarayda işler iyi gitmiyor tapuda. Biz küçük yatırımcımızı bugün saraya getirip tapu yapmak istediğimizde sabahleyin evraklarımızı veriyoruz. 8.30-9 öğleden sonraya kadar bekliyoruz tapumuzu. Fakat bir mesaj geliyor. 3 gün sonra diyorlar. 2 gün sonra diyorlar. Yetişemiyorlar. Yoğunluktan dolayı, yatırımcının yüklendiğinden dolayı yetişemiyorlar. Biz buradan tapu genel müdürümüze rica ediyoruz. Saraya acil önlemler alınması gerekiyor. Evet. Kendilerinden rica ediyoruz. Çünkü bizim küçük yatırımcımız fabrikadan bir gün izin alıp gelebiliyor. İkinci gün tapuya izin almaya gelemiyor. Fabrika sahibi de izin vermiyor. Bu yüzden de bizden yeri almaktan vazgeçiyor. Biz de küçük esnaf olarak bu sorunumuza bir çare bulunmasını istiyoruz. Fabrika sahiplerimize saygı duyuyoruz. Bir gün izin veriyorlar, iki gün izin veriyorlar, üçüncü gün veremiyorlar. Haklılar. Onların da işlerinin önemi çok büyük. Onlar da üreticiler. O yüzden onların da Avrupa'dan veya da çeşitli ülkelerden siparişleri var, yetiştirmek zorundalar. Bizim işte burada küçük yatırımcımız hassas. Tapusunu yapamadığımız takdirde bir gün sonra almaktan vazgeçiyor ve küçük esnaf olarak faaliyet gösteren emlak şirketlerimiz, emlak ofislerimiz büyük zarara uğramakta. Evet. Ve bu zararı da biz karşılayamıyoruz yani. Müşterimizi kaybedince bütün moralimiz bozuluyor. Sektöre fayda sağlamak için Çorlu'da, Çerkezköy'de özellikle denetlenmesi, Çerkezköy'de böyle bir durum cereyan etmiyor. Çerkezköy Tapu Müdürlüğü güzel çalışıyor. Kapaklı Tapu Müdürlüğü göz bebeğimiz. Mükemmel çalışıyorlar. Kendilerine kurmuş oldukları ekipten dolayı, çalışmalarından dolayı özellikle altını çizmek istiyorum. Tapu Müdür Yardımcımız Engin Bey'e çok teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Esnafa karşı hassas, ricaları kırmayan, güler yüzlü, sempatik, sevecen bir müdürümüz. Diğer müdürlerimizin de bu yönde kendilerine bir örnek alınmasını, hakikaten esnafın bir takım ricalarını yerine getirmelerini özellikle rica ediyorum buradan. Tüm tapu müdürlüklerimize ve görev yapan personellerine başarılı çalışmalar diliyorum. Allah yollarını açık etsin. İnşallah esnafla birlikte el ele diyorum. İnşallah ancak büyüme ve gelişme o şekilde olacaktır. Öyleyse kesinlikle. Sarayın gelişememesinin sebeplerinden küçük de olsa bir tanesini zaten bulmuş olduk. İşleyiş evet, ve yönetim. Yönetimle alakalı biraz sıkıntılar yaşıyorlar. Evet. İnşallah bunları aşacaklar.
ve imara açılmasıyla birlikte inşallah doğalgazı da bekliyoruz saraya. Doğalgazın da gelmesiyle birlikte yatırımcılarımız kazançlarını kat kat üst seviyelere çıkaracaklar ve kazanacaklar. İnşallah diyoruz. Evet, bunun dışında tabii ki Tapu Genel Müdürlüğü ve Edirne, Tekirdağ Bölge Müdürlükleri sorunlara çare olabiliyor mu? Bu da çok çok önemli. Beklentilerinizi karşılayabiliyorlar mı? Şimdi biz öncelikle beklentilerimizi zaman zaman olsa Saray Kaymakamlığı'na, Kapaklı Kaymakamlığı'na ve özellikle Kapaklı Belediye Başkanımız İrfan Mandalı Bey'e iletiyoruz. Kendisi bu konuya çok duyarlı, çok ilgileniyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kapaklı'yı bugün üst seviyelere çıkaran ve her zaman işçinin, emekçinin yanında olan bir başkanımız var. Bizim firmamızda özgüven gayrimenkulü olarak doğru yatırım yaptırarak iyi kazançlar sağlamak amacıyla yatırımcımıza en iyi şekilde hitap etmek. Bizim kazandırdığımız her zaman için bize bir tek kelimeyle geri dönsün, bizim için yeterli. Bir Allah razı olsun kelimesi özgüven gayrimenkul için yeterlidir. Trakya'da yatırımın adresi özgüven gayrimenkuldür. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza diyoruz. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, böylece son yıllarda rant yapan ve daha da rant yapabilecek olan bölgelerimizi öğrenmiş olduk Sayın Arif Potak sayesinde. Ve Trakya'da diyoruz, Tekirdağ'da diyoruz, özgüven gayrimenkul, gayrimenkullerinizi değerinde, yerinde değerlendirmekte diyoruz. Hoşçakalınız.